Tekno içerik takipçileri, teknoloji dünyasının nabzını tutan kanalınıza hoş geldiniz. Bugün harika bir konuyla karşınızdayım. Gürültü engelleme yazılımları. Eğer videoyu izlemeyi düşünüyorsanız hemen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Gürültü hayatımızın parçası haline geldi. Çağımızın vebası diyebilirim. Oysaki video çekerken toplantılarda, online derslerde, oyunlarda, Skype gibi platformlarda sessizlik çok önemli. Neyse ki bir sorunu çözmek için birçok arka yazılım bulunuyor. Bugün sizlere Nvidia Studio, Crisp, SteelSeries, Sonar gibi gürültü engelleme yazılımlarını tanıtacağım. Özellikle SteelSeries Sonar, oyun severler için özel olarak tasarlanmış, etkileyici bir gürültü engelleme ve yayın mikseri. Çalışma mantıkları ise program, sanal bir ses kartı oluşturuyor. Yapay zeka, ses örnekleri veya programsal olarak mikrokandan gelen sesi kendi yeteneklerine göre işliyorlar. İşlemden geçen ve gürültünün çıkarıldığı ses ise sanal ses kartına aktarılıyor. İşlemden geçen sesteki gecikme insan algısının altında olacak kadar iyi diyebilirim. Tabii ki bilgisayarınızın performansına göre sonuçlar değişkenlik gösterebilir. Kullanacağınız programda mikrofon üzerine bu sanal ses kartını seçmeniz ve gürültü engelleme yazılımında ise mikrofonunuzu göstermeniz yeterli olacaktır. Zaten videonun test kısmında uygulamalı olarak göreceksiniz. Kullanım alanlarına geçersek, bu yazılımları video çekerken, toplantılarda, online derslerde, Skype konuşmalarında, Discord veya oyun içi sesli konuşmalarda vesaire birçok alanda kullanabilirsiniz. Ayrıca evden çalışanlar için de kullanım alanları mevcut. Test kısmında bazı gürültü dosyaları buldum. Bunları telefondan açacağım. Programların gürültüyü ne kadar engelleyebildiğini, ne kadar işlevsel olduklarını birlikte test edeceğiz. İçerik düzenlemeleri bittikten sonra referans kulaklıkla testleri dinlerim ve program performanslarıyla ilgili görüşlerimi bu videonun kapanış kısmına eklerim. Kutlama kısmına ise ses dosyalarının linklerini yazarım. İndirip kulaklıkla dinleyip daha net karar verebilirsiniz. O zaman lafı uzatmadan inceleme kısmına geçelim ve programları incelemeye başlayalım. Selam dostlar, şimdi test kısmındayız. Bu kadar karışık durduğuna bakmayın. Bu benim genel kullandığım programlar. Sadece teker teker gürültü engelleme programlarını birlikte deneyeceğiz. Bu denemeyi yaparken bazı gürültüler kaydettim. Bunları birleştirdim. Birlikte dinleyelim ilk önce. Şimdi yapacağımız ilk şey Nvidia'nın yayıncılar için geliştirmiş olduğu programı denemek olacak. Programın ismi Nvidia Broadcast. Burada yapmanız gereken şey basit. İlk önce mikrofonumuzu seçiyoruz. Benim şu an kullandığım kanal StreamMix A kanalı kullanıyorum. Bunu seçiyorum. Bundan sonra yapmanız gereken gürültü engellemeyi aktif etmek ve yoğunluğunu ayarlamak olacaktır. Şu an gürültü engelleme açık durumda. Ses dosyasını tekrar açıyorum. Nvidia Broadcast bakalım ne kadar iyi engelleme yapabiliyor. Birlikte görelim. Audition'ın kayıt eğrisine baktığınız zaman programın gayet başarılı bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Nvidia testimiz bu kadar. Tabii programın özelliklerine baktığımız zaman hoparlörler var. Mesela bu dışarıdan size gelen sesteki gürültüyü engelliyor. Kamera kısmı var. Buradaki bazı efektleri kullanabiliyorsunuz. Yani OBS Studio'da mesela kameranızı kullanmak istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Arka planı değiştirebilirsiniz. Arka planı bulanıklaştırabilirsiniz. Otomatik çerçeve içine alabilirsiniz görüntünüzü. Göz teması, video gürültüsünü giderme var ama o beta olarak gözüküyor. Arka planı tabii kaldırabiliyorsunuz. Buradaki gürültü engelleme dediği ışık yetersiz olduğu zaman eski TV'ler gibi çizgiler çıkıyor yukarı aşağı hareket eden. Onu engelliyor. Diyodaki gürültü de o demek oluyor. Şimdi ikinci programımıza geçelim hızlı bir şekilde. Şimdi kaydı durdurup ikinci bir kayıt almak zorunda kaldım. Bunu yapmamın sebebi gördüğünüz gibi Audition'da ayar değişikliği yapılamıyor. Audition'ın ayarını yaptım. Şu an Crisp seçili. Şöyle yapalım. Şu an Crisp'i devreye soktum. Gürültü engelleme açıkmış. İlk önce gürültü engellemeyi kapatıyorum. Hemen kapatıp ses dosyasını açıyorum. Biraz Audition'ı sola çekersem daha rahat görebileceksiniz. Evet. Şu an gürültü engelleme kapalı. Gördüğünüz gibi mikrofon bölümünde on-off var. Tabii ki Crisp ayarlarından da mikrofonunuzu seçmeniz gerekiyor. Kullanacağız programda da Crisp'in sanal ses kartını seçeceksiniz. Şimdi bakalım gürültü engellemeyi kapatmış mıyız?
Evet, alttaki hareketlenmeleri görüyorsunuz. Gürültü engelleme kapalı. Hemen Crisp'in gürültü engellemesini açıyorum. Ve grafiklerde seste hiçbir hareketlenme göremedim. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii inceleme içtikten sonra kurguyu yaparken yani bu ses dosyalarına herhangi bir efekt atmayacağım. Sadece sesi yükseltirim bir parça. Bu ses dosyalarını bu arada açıklama kısmına açacağım ki kulaklıkla dinleyip daha iyi karar verebilirsiniz. Bu arada Crisp ücretli. Abi nasıl hallederiz diye bana sormayın. Parayı verirseniz güzel çalışır. Özal gibi benim memurum işini bilir demeyeceğim. Kafanıza göre takılabilirsiniz bu konuda. Şöyle yaparım. Gürültü engelleme açıkken biraz konuşmayı deneyim. Sesi etkiliyor mu? Bunu görelim. Şu an ses dosyasını açtım. Crisp'in gürültü engelleme modu aktif durumda ve konuşuyorum. Şöyle yapalım bu sefer de. Gürültü aktifken Crisp'i devre dışı bırakıp tekrar açmayı deneyeceğim. Şu an Crisp'i devre dışı bıraktım. Gürültülerin sesli olması gerekiyor. Açtım. Konuşmaya devam ediyorum. Tabii bunları dinlerken göreceğiz. Şu an devre dışı. Çevre gürültüleri var. Araç, korna. Evet, bu kadar test yeterli diye düşünüyorum Crisp için. Hemen üçüncü programımıza geçelim. Bu da favori programlarından biri. Steel Series Sonar'ın favorim olmasının sebebi, söylediğim gibi canlı seslerinde çoğu program çok başarılı değil. Ama videonun giriş kısmında görmüşsünüzdür, arkamda bayağı bir kuş var, minnoşlarım benim. Onların seslerini engellemede başarılı buldum. O yüzden favorim diyebilirim. Hemen ses kağıdını kaydedip ağdaşının ayarlarını yapıp geliyorum. Görüşmek üzere. Evet, ayarlardan SteelSeries Sonar'ı seçtim ve ağdaşında kaydı başlattım. Bunu yapmam sebebim aslına bakarsanız biraz karışık. 3 farklı yerden ses alıyorum. Kamera ses alıyor. Masaüstü bir mikrofon var, o ses alıyor. Görüntüleri birbirine eşleştirebilmem için. Ana sesim de, kullanacağım ses de ağdaşından alıyorum. Burada kullandığım bir ses kartı var. PD70 dinamik mikrofon. Kresonus'un bir ses kartını kullanıyorum. Bayağı profesyonel bir şey diyebilirim. Değişik bir sistem kurdum aslında. Normal kondansör mikrofonlar kullanıyorum ama onlar daha fazla çevre seslerini alıyor. Normal dinamik mikrofonlar biraz daha sesi önden alıyor ve sağ sol arkadan fazla ses almıyor. Şimdi hemen başlayalım, acele edelim. Evet, ekranlar karıştı. Şöyle yapalım. Ağdaşını biraz sola çekelim. Sonarı da böyle yanına çektiğim zaman daha net görebileceksiniz. Hemen şurayı göstereyim. Sonarın ayarlarına girdiğiniz zaman, burada aşağı doğru indiğiniz zaman gördüğünüz üzere audio device, chat device, mikrofon input. Mikrofon input kısmında mikrofonunuzu seçeceksiniz. Gördüğünüz üzere StreamMix A mikrofonum seçili. Audio ışığına da tabii ki sonarı seçtim. Hemen ayarları kapatıyoruz. Burada sonar kısmına geldiğiniz zaman biraz karışık gelebilir. Aslında değil. Mixer, game, chat, media, aux, çıkış. Bunlar genelde yayıncılar için veya oyun oynayanlar için yapılmış ayarlar. Buradan bunları da kullanabilirsiniz. Ben sadece şu an kayıt yaptığım için mikrofon kısmına geliyorum. Mikrofon kısmına geldiği zaman equalizer kısmını görüyorsunuz. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Benim ses kartımda donanımsal ve programsal olarak olduğu için ben kullanmıyorum. Evet, gördüğünüz üzere burada kanal profilleri var. Buradan ayarlarınızı yapıp kaydettiğiniz zaman bu ayarlar sabit kalıyor ve seçip kullanabiliyorsunuz. Küçük bir deneme yapalım mı? Şu an sesi robota getirdim. Nasıl geliyor bilmiyorum. İş görecekse kalır, görmeyecekse kurguda çıkartırım. Hemen eski ayarına getireyim, abartmayalım. Evet, sonarı açıp hemen testimizi tamamlayalım ve değerlendirme sonuç kısmına geçelim. Seri sonarı açtım. Equalizer'a dokunmuyorum. Burada gördüğünüz üzere Noise Cancellation ibaresi var. Bunu açtığınız zaman gürültü engelleme aktif oluyor. Aşağı kısmından bir ayar yapabilirsiniz. Minimum, maksimum. Ben genelde 90 civarı kullanıyorum. Noise Gate, buna girdiğiniz zaman da bir sınırı verebilirsiniz. Nasıl anlatsam? Bir duvar gibi düşünün. Belli bir sınır. Sınırdan öte sesleri almıyor. Bu şekilde bunu açarsanız ve -40 desibel dersin, küçük sesleri bloke ediyor diyebiliriz. Gerçi aynı şey bende de var. 40 seçili. Bu arada gürültü engelleme açık. Hemen başlayalım. Gürültü engellemeyi kapatır kapatmaz.
bayağı bir gürültü almış gibi duruyor. Hemen sonarı devreye sokalım. Şu an gürültü engelleme açık. Çok yakında tutuyorum sanırım. Hafiften bir ses aldı. Kuşların sesini almış da olabilir. Hemen bunda da kapatıp açmayı bir deneyelim. Çevre seslerini engelleme olayı bu programların gerçekten iyi. Mesela evin birkaç apartman ötesinde bir inşaat var. İnanılmaz sesler geliyor. Çevre seslerini de ondan koydum. İşe yarayıp yaramadığını görmeniz için. Bu arada kapatıp açma olayını yapma sebebim sosyal medyada biliyorsunuz bilinç kültürü var, yalancı kültürü var. Gürültüyü açtın açmadın, kurguda sildin denmesin diye kanıtlama ispat amaçlı bu şekil yaptım. Aynı şekilde sol tarafta adaşından ses dalgalarını grafik olarak görebilirsiniz. Test kısmımız bitti. Umarım düzgün olmuştur. Tekrar çekmek istemiyorum çünkü. Ben kurguyu yapayım ilk önce. Ondan sonra referans kulaklıkla kayıtları bir dinleyeyim. En son kısmında görüşlerimi sizlere söylerim. Son kısma geçelim o zaman. Hadi bakalım. Tekrardan hoş geldiniz dostlar. Benim için gerçekten zahmetli ve uğraştırıcı bir içerik oldu. Green screen vesaire derken kurguya gömüldük. Bu yüzden kanalıma abone olarak destek vermeyi ihmal etmeyin. Şunu da belirtmek istiyorum. İçeriklerimde altyazılarımı kendim hazırlıyorum. Bence sosyal sorumluluk altyazı kullanma gereksinimi olan insanları düşünmeyi gerektiriyor. Video metnini dinleyerek kendim yazıyorum. Çünkü sesle metine çevirme programları %100 verimli değil. Ve hataları düzeltmek benim için çok daha zor. Bunun nedenini sorarsanız 10 parmak klavye kullanıyorum. Merakınız varsa bununla ilgili bir eğitim serisinin ön çalışmalarını tamamladım. Birkaç ayda uçuşa geçip 10 parmak liginde yer alabilirsiniz. İzleyecek öğrenci sayısı fazla olursa seriye yakın zamanda başlayabilirim. İçeriklerimdeki altyazı kalitesine de %100'e yakın diyebiliriz. Sonuç değerlendirme kısmına gelecek olursak bunu bir sonraki video bırakalım. Hem referans kulaklığı dinleyip hem not alıyorum. Crisp ve Stel seri sonlara geçmediğim halde notlarım 300 kelime civarı oldu. 1000 kelimeye 15 dakika dersek fazla yükleme yapmayalım. Birkaç içerik sonrasında ise biraz oyun oynarız. Oyun deneyimi yaşarız. Böylece kafamızı toparlamış oluruz. Çünkü benim için de bayağı yorucu diyebiliriz. Şöyle yapacağız. İlk programlarla ilgili deneyimlerimi Ağdaş'ın ses düzenleme programında aldığım sonuçları sizlere anlatırım. Sonra da iyi yönlerini, kötü yönlerini sonuç kısmında değerlendiririz. Ama azıcık merak edin. Bunu bir sonraki videoya bırakıyoruz. İzlenimlerinden verebileceğim sizlere tek bir tüyo var. Gürültünün volüm olarak yüksekliğine ve mikrofon seçimine göre sonuç değişkenlik gösteriyor. Geldik 3. videomuzun sonuna. Sürçülisan ettiysem affola, abone olmayan kafiyelerde bile kaybola. İrtibatı koparmayalım dostlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.